Merhaba Şuna. Biz şimdi çıkıyoruz. Hazır mısın? Evet anne. Hatta Ragini ile de konuştum. O da çok sevinmiş. Ona sen mi söyledin? Hayır, ben ona bir şey söylemedim. Öyle mi? Babam ya da babaannem söylemiştir. Olabilir. Neyse. Hazırlan sen. Geliyoruz. Tamam anne. Görüşürüz. Görüşürüz. Ragini'ye ne oldu bir anda? O yoksa yine bir... Hayır. Fazla düşünüyorum. Gidip onunla konuşayım. Ragini nerede? Herkes aşağı gelsin. Belki aşağı inmiştir. Bir sürü iş. Ay, Namiş. Bu süs daha tamamlanmamış. İşi düzgün yap, güzel olsun. Ve ipin sakın açılmasın, tamam mı? Çabuk ol hadi. Anneciğim. Evet. Mabet için 51 çelenk yeterli olur, öyle değil 51 mi? 51 yeter, evet. Tamam, ben onları sipariş ettim. Peki. Baksana abla, evet. Bu bayramın harika geçmesini istiyorum. Çocuklar için de iyi geçmeli, evet. Tamam mı? Şuraya. Evet, oldu yenge. İşte. Yenge. Sıvara. Sen hazır mısın? Evet yenge. Bugün seninle Ragini'nin ilk bayramı. Burada toplanıp mabede gideceğiz, tamam mı? Evet. Ayrıca akşamki töreni sen yapacaksın. Peki. Yenge, ben de kahvaltıyı soracaktım. Şu kıza baksana abla. Bu kız bayram günü susuz oruç tuttuğumuzu bile bilmiyor işte. Anne, baba, amca ve Adarş abi için sormuştum ben. Annapurna? Evet. Kahvaltıyı mabetten döndükten sonra ederiz. Peki. Unutma, bugünkü bütün tören hazırlıklarını iki gelin birlikte yapacak, tamam mı? Evet. Amca, Sanskar da geliyor olmalı. Bir yere gitmişti. İyi de Ragini nerede? Birlikte mabede gideceğimizi bilmiyor mu? Ragini! Ragini! Anne! Ne oldu Lakşya? Anne, Ragini mutfakta mı? Hayır, ben yukarıda sanıyordum. O mabede gideceğimizi bilmiyor mu? Akşamki törene hazırlık yapmamız gerek. Hala hazırlanıyor mu? Sıvara demin beni yanına çağırdı. Ben yanına gidiyorum. Sıvara, Ragini nerede? Nereden bileyim Lakşya? Bana yalan söyleme. Yanına gelmişti. Evet, yanıma gelmişti ama sonra gitti Ragini. Nereye gittiğini bilmiyorum ki. Hatta aşağı inmeden önce odanıza bakmıştım. Odada olmayınca mutfakta sandım. Bak Sıvara. Birbirinizi suçlamayı bırakın da nerede olduğunu sorun ona. Hadi bakalım. Ses odasından geliyor. Ragini'nin telefonu. Neden odanda? Neden yalan söylüyor? Aman Tanrım. Ragini gelmek istememişti. Sıvara, aranızda ne olduğunu söyle. Ona ne söyledin? Ben bir şey söylemedim Lakşı'ya.
Belki buraya geldiğinde telefonunu düşürmüştür. Neden küçücük konuları büyütüyorsun sen ayrıca? Büyütmüyorum. Sanskar nerede? Bilmiyorum dedim. Bir yere gitti ve bana da söylemedi. Siz Ragini'ye bir şey mi yaptınız? Lakşi, sen... Lakşi abi çabuk gel. Şuna bak. Ragini'nin halhalı. Bu sabah takıyordu. Sanskar. İyi ki geldin. Nereye gittin sabah sabah? Sadece dolaşmaya çıkmıştım. Dolaşmaya mı yoksa Ragini'yi kaçırmaya mı? Lakşe lütfen. Sabah sabah başlamayın. Seninle tartışacak havada değilim bugün. Eğer Ragini'yi bulamazsam... Yemin ederim ikinizi de mahvederim. Saçmalamayı kes Lakşe. Önce biri bana ne olduğunu söyleyebilir mi? Hiç Sanskar. Sadece Ragini evde yok. O kadar. Sanskar, Ragini nerede? İkiniz Ragini'ye bir şey mi yaptınız yoksa? Yeter Lakşi'ye. Delirdin mi sen ha? Sanskar'la benim hakkımda neler düşünüyorsun? Neden bunu yapalım ki? Öyle mi? O zaman neden Ragini'yi odana çağırdın? Söyle. Ben çağırmadım. Kendi odama gelip benimle konuşmak istedi. Bak Sıvara yalan söyleme. Lakşe, kendine hakim ol. Sana söylemiştim Sıvara. Bu kız asla düzelmeyecek. Bizi tuzağa düşürmek için bir şeyler çeviriyor bu. Siz öyle ne fısıldaşıyorsunuz? Bak Sanskar, güzelce Ragini'nin yerini söyle. Yoksa... Ragini nerede? Ne oldu ona? Baba, Ragini sabah Sıvarı'nın odasına gitti. Sonra da kayboldu. Ve bunlar... Ragini nerede? Ona ne oldu? Sıvara. Ragini nerede? Sen ona ne yaptın? Yeter Şekar. Sıvara söylemiyorsa Ragini'nin yerini siz söyleyin. Şuna? Ne oldu? Diyorum size. Bunlar Ragini'ye bir şey yaptı. Yeter Lakşi'ye. İyice saçmaladın yine. Yeter Lakşi. Sanskar. Tek kelime daha ederseniz hiç iyi olmaz. Ragini'yi bulmamız sizin tartışmanızdan daha önemli. Telefon ettiniz mi? Evet, ben aradım. Ama Ragini'nin telefonu Sıvarı'nın odasındaydı. Ben bekçiye soracağım. Gidelim. Gerçekten onun yerini bilmiyorum anne. Sabah beni görmeye gelmişti ama sonra gitti. Gerçekten nerede bilmiyorum. Evet, doğru söylüyor. Santos, Ragini'yi çıkarken gördün mü? Hayır efendim, kimse çıkmadı. Baba, şuraya bakalım. Baba, Sıvara yalan söylüyor. Sıvara'nın çağırdığını Ragini söyledi bana.
Ragini'm! Turab! Ragini'yi çıkarken gördün mü? Ben 6'dan beri buradayım. O zamandan beri buraya hiç gelmedim. Yeter baba, ben polise telefon ediyorum. Dün de mutfak töreninde Sıvara çok olay çıkardı. Ses nereden geliyor? Gidip bakalım. Tamam. Ses buradan geliyor. Surap, çabuk araba anahtarlarını getir. Şuna bakalım. Ragini! 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 Ragini, Sıvara ne yaptı? Nakşa, Sıvara sabah beni odasına çağırdı ve sonra... Sonra ne oldu? O ve Sanskar beni zorla bağlayıp buraya koydular. O sırada herkes uyuyordu, bu yüzden kimse görmedi. Belki Sıvara bu yüzden beni erkenden odasına çağırmıştır, değil mi? He? Baba, neden benden nefret ediyor bilmiyorum. Sonuçta kardeşim o benim. Bu kimin arabası? Sanskar'ın. Ragini! Ragini! Sıvara bugün bunun hesabını verecek. Ama Sıvara... Yenge, Ragini'yi çağırmadığımı söyledim size. O odama geldi. Gerçekten nereye gittiğini bilmiyorum. Bana! Ragini! Ragini'ye ne oldu? Getirin! Lakşa buraya getir! Şuraya yatırın! Ne oldu? Su! Su getirin! Yeter! Sevgi gösterisine gerek yok! Kızın artık iyice haddini aştı! Benim kızımı öldürmeye çalıştı. Elini ayağını bağlayıp ölmesi için bagaja kilitlemiş. Senin kızın artık iyice haddini aştı. Her zaman böyle miydi? Yoksa yalanlara yeni mi başladı? Çıkar! Bağırma! Söylediğim her şey doğru. Hatırla. Bir gün ne demiştim? Başında baba olmayan kızlar böyle oluyor işte. O gün sana haksız olduğunu kanıtlamıştım. Hayır Şarmista. O gün haklıydım, bugün de haklıyım. Yanlış konuşmuyorum. Benim Ragini'me ne yapmaya çalıştı biliyor musun? Onu öldürmeye çalıştı. Ellerini ayaklarını bağlayıp bagaja kapatmış onu.
onu neden öldürmeye çalışıyor? Benim kızım ne yaptı ona? Ha. Şimdi sen bir de Ragini'nin elini ayağını kendi bağladığını söylersin. Sonuçta kimse Svara'nın yaptığını görmedi. Değil mi? Hayır Şikar. Bir şey söylemeyeceğim. Çünkü söylediğim hiçbir şeye inanmayacaksın. Ragini. Yavaş ol. Yavaş. Ragini, dikkat et. Lakşa, ben iyiyim. Neden yaptın Svara? Svara, önce özür dilemek için beni odana çağırdın. Hayatımdan sonsuza dek çıkacağını söyledin. Bana yemin edip sahte evliliğini bırakıp benim hayatımdan ve Lakşa'nın hayatından gideceğini söyledin. Evden gidecektin. Ama beni öldürmeye çalıştın. Yeter Ragini. Bunları söylemediğimi sen de biliyorsun. Hatta düğün günümde beni öldürmeye çalışan da sendin. Gerçekleri kimseye söylemek istememiştim. Ama ne yapayım? Bana başka seçenek bırakmadın Ragini. Yeter Svara! Kes artık oyunu! Sana soyadımı verdiğim için resmen utanıyorum. Bugün benim kızım. Herkese gerçeği anlatırken sen gelmiş onu suçluyorsun. Baştan aşağı yalan dolan olan sensin ama ona yalancı diyorsun. İftira atıyorsun. Ona bir bak. Ailesinin şerefi için her şeyi riske attı. Safça seni sevmeye devam etti. Senin rezilliklerinden sonra ailenin şerefini kurtarmak için Lakşa ile evlendi. Artık hayatı mutluyken sen bunu elinden almaya geldin. Bak, Şekar'a güvenerek büyük bir hata yaptım. Sadece annemle babamı barıştırmak istiyorum. O kadar. Hayatımın en büyük hatası annenle evlenmek oldu. Ve ikinci hatam da sana soyadımı vermek. Hadi Şarmışta. Herkese Svara'nın sırrını söyle. Bunca olandan sonra Svara'nın yalanı ortaya çıkmalı. Söyle Şarmışta. Söyle. Ne yalanı Şekar?
Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Svare ve Sanskar'ın yalanını anlatmıştın bana. Söyle. Ben sana bir şey söylemedim ki. Dün bana bir şey söylemedin mi? Dün gece bana Svare ve Sanskar'ın neden geldik buraya? Svare'yi eve götürmek için. Onu yine kabul etmen için. Affetmen için. Ama buraya gelince senin gözlerin yine kör oldu. Sadece gördüğün şeylere inanıyorsun. Şarmışta! Sen benimle oyun oynayamazsın. Kocanım ben. Kocamsın Shikar. Ama gözlerin kör olmuş. Doğruyla yanlışın arasındaki farkı göremiyorsun. Sen kimsin ki istediğinde elini yeni bozacaksın? Canın istediğinde gideceksin. Ben de her dediğini kabul edeceğim, öyle mi? Yani dün bana gerçeği söylemedin mi? Ben dün sana hiçbir şey söylemedim. Haklısın. Belki de hata bende. Evliliğimizde hala ümit olduğunu düşünerek büyük hata etmişim. Ama sen bugün yalan söyleyerek seninle asla birlikte olamayacağımızı kanıtladın. Ben senin baban olarak sana söz veriyorum kızım. Ne olursa olsun ben hep yanındayım. Şartlar ne olursa olsun ben her zaman senin yanındayım. Bugün olanlar için özür dilerim. Kızım bir şey yapmadı. O hiçbir şey yapmadı. Umarım yakında bütün gerçekleri hepiniz öğrenirsiniz. Doğru söylüyorum. Svara, Svara, gerçekten... Ne delilin var Ragini? Onun yaptığını kanıtlasana. Bugüne kadar Lakşay ile aramda gerçek bir evlilik yoktu. Çünkü Svara'yı unutmayı başaramadı. Onu kalbinden çıkaramadı. Ama dün bana eşlik hakkımı vereceğini söylediği zaman Svara bunu hazmedemediği için yapmıştır, biliyorum. Ragini, kendine biraz hakim ol. Ben... Svara. Baba!
şekilde bitiremezsin. Yeter artık, yeter. Şekar. Hayır anne, hiçbir şey söyleme. Ben babama anlatırım, baba. Ben senin baban değilim. Bana baba demeye hakkın yok senin. Sana ne kadar güvenmiştim Svara. Ama yaptıklarınla şerefimi iki paralık ettin. Bugün sadece bir tane kızım olduğunu düşünmeme sebep oldun sen. Ve o da kocasının yanında. Neden anne, neden? Neden yalan söyledin? Yalan söylemene ne gerek vardı? Çünkü bugün evliliğimin hakikatini öğrendim. Şekar'ın gözünde ne kadar değersiz olduğumu gördüm. Hayır Şona. Cesaretini kaybetme. Ragini'nin yalanlarını herkese anlatman gerek. Şona, sen haklısın ve ben yanındayım. Merak etme. Yakında baban da seni anlayacaktır. Hatasını anlayacaktır ve senden özür dileyecektir. Ama ya seninle babam? Bu kadere kalmış. Bunu ben değiştiremem. Ama gerçekleri ortaya çıkarmak senin elinde. Şona, bugün söylediğim yalan kimseye bir şey kaybettirmedi. İyi bir sebep için yalan söyledim. İyi amaç için yalan söylemek doğruyu söylemek gibidir. Dualarım hep seninle olacak. Annen her zaman yanında. Ragini bana telefon etti. Bana orada olanları anlattı. Herkesin önünde yalan söyledi. Şarmış da yalan söyledi. Şekar, buna neden bu kadar şaşırıyorsun ki? Sonuçta o ana kız sürekli yalan söylüyorlar. Şarmış da ile evlenerek çok büyük bir hata yapmışım. Ben de hata yaptım oğlum. Ben de Osvara'ya çok güvenmiştim. Şekar, onu torunum olarak görmüştüm ben. Ama bak, bir kız her şeyi nasıl da berbat etti. Ve bütün yaptıklarından sonra tatmin olmayıp torunumun hayatına saldırmaya başladı. Bak oğlum, şimdi sana söyleyeceklerimi lütfen göz ardı etme. He? Ağla Şomi, ağla. Boşalt içini. Anne. Çok büyük bir hata yaptım. Seni dinlemeyerek çok büyük bir hata yaptım. Biliyor musun? Şekar Ragini'ye karşı tek kelime bile ettirmedi. Sadece Svara'yı suçladı. Sadece Svara'nın yalan söylediğini düşündü. Sadece Svara'yı suçladı. Kızının sevgisinden gözü kör olmuş. Bu yüzden onu suçlayamıyorum. Ragini'nin masum görüntüsünden ne kadar iyi faydalanıyor. Ebegale! Thank you.
Ne gardiyan? Ne yapıyorsun burada? Ben de burada olmaya bayılmıyorum. Bunu vermeye geldim. Nedir bu? Kendin bak da gör. Boşanma anlaşması. Bunu postayla yollamayı da bilirdim ben. Ama bunun için ne para ne de zaman harcamayı hiç istemedim. Sen de hiç sorun çıkarma. Sessizce bu belgeyi imzala. Boşuna mahkemelere para vermeye hiç gerek yok. Ne kadar para isterseniz veririz, konu da kapanır. Ne saçmalıyorsun sen? Saçmalamıyorum Bengali. Boşanma belgelerini Şekar yolladı. O evrağı imzaladı. Şimdi de kızın imzalayacak. Evlilik falan da kalmayacak. Bitmesi herkes için çok daha iyi. Hey Parvati! Hey Parvati! Parvati! Yeter. Artık tartışma olmayacak. Aile bir bütündür ve öyle kalmaya devam eder. Ancak bütün aile fertleri mutlu ve birlikte yaşamayı isterlerse. Maheshwari ailesi nesillerdir tek çatı altındaydı. Ama artık bu olmayacak gibi görünüyor. Sanskar, bugün bayram törenlerinden sonra Svara ve sen diğer evimizde yaşayacaksınız. Abi. Ama sen demiştin ki... Sanskar, eğer amcana karşı biraz sevgin ve saygın varsa dediğini kabul edersin. Anne, ne diyorsun sen? Her gün kardeşinle kavga etmene daha fazla dayanamayız. Sizi ayırmaktan başka hiçbir çaremiz kalmadı oğlum. Sanskar, eğer bana gerçekten yürekten anne diyorsan... bunu kabul et. Lütfen, sana yalvarıyorum. Anne! Bana böyle yalvarmana gerek yok. Tamam amca. Törenden sonra... Svara ve ben bu evden gidiyoruz. Sujata, abinin bunu neden yaptığını biliyorsun. Evet anne. Ailemiz evinde mutlu ve huzurlu yaşasın diye. Kendine iyi bak. Sanskar, beni affet. Lütfen anne. Neden özür diliyorsun ki? Bunu söylemen benim için yeterli. Anne yeter. Yeter. Ne kadar ağlayacaksın? Hem zaten uzağa gitmiyorum ki. İstediğinde görmeye gelebilirsin.
buradan. Git buradan dedim. Sakın ayağıma falan dokunma. Senin yüzünden bugün oğlum yanımdan gidiyor. Git buradan, git. Sujata. Gel. Lakşya. Bavulları arabaya koy oğlum. Hayır anne. Biz hallederiz. Sanskar. Sanskar-Svara. Durun. Svara, sen yeni bir hayata başlayacaksın. Ben de ikinize bir şey hazırladım. Bu dünden kalan patates ve sebze. Mutfağına yerleşmen biraz zaman alır. O zamana kadar bunları yersiniz. Evet. Sizin sevdiğiniz yemekler değil ama yine de karnınızı doyurabilirsiniz. Ben gidiyorum. Bu saçmalık ilgimi çekmiyor. Svara, beni yanlış anlama. Ama buradan gitmene çok mutlu oldum. Artık Lakşya ile hayatıma devam edebilirim. Sen de kendi hayatını. Siz ne yapıyorsunuz? Unuttun mu? Dün teyze eski bir hikaye anlatmıştı. İnsan zorda kalınca mutlaka bir çıkış yolu bulurmuş. Benim de aklıma bir fikir geldi. Biz burada çadırda kalacağız. Hem de saygınlıkla. Ragini, ben evden gidiyorum. Hayatından değil. Bugüne kadar annemle babama yaptıkların yüzünden sana asla acımayacağım Ragini. Huzur ve rahatlık bundan sonra senin hayatında asla olmayacak.
Siz burada mı? Evet. Teknik olarak evde yaşıyoruz. Ama senden uzakta değiliz. Merak etme. Bizi hiç özlemeyeceksin. İlk defa evimize geliyorsun. Karşılama tatlısı olarak al. Alsana. Neyse, önemli değil. Svara, bunu yapamazsın. Bunu babama söyleyeceğim. O sizin buradan gitmenizi istemişti. Evet, evden yollandığımızı biliyorum. Ama burada kalmamıza sorun edeceğini hiç sanmıyorum. Hadi git bir dene istersen. Aslında bu zor yolu kendimiz seçtik Ragini. Biliyor musun? Aklıma güzel bir atasözü geldi. Dünyadaki günahkarlar arttığında Tanrı insanların başına başka musibetler gönderirmiş. Senin hayatın da günah dolu Ragini. Baksana. Tanrı bu bayram gününde bize yardım etti. Biliyor musun? Burada kalmak için amcadan izin aldı. Ne diyorsun sen? Bahçede mi kalacaksınız? Amca, diğer evde hala tadilat devam ediyor. Bu kadar kısa sürede kiralık bir evde bulamayız. Zaten bulsak bile ailemizin adı lekelenir efendim. Bu yüzden düşündüm ki eğer izin verirseniz bahçeye bir çadır kurarız ve evden de çıkmış oluruz. Hem ailemiz rezil olmaktan kurtulmuş olur, hem de söylediğini yapmış oluruz. Peki. Ama sadece bir aylığına. Bir ay sonra ise bahçeyi boşaltacaksınız. Peki. Küçük gelin, çok dikkatli ol. Belki evde değil ama dışarıdan seni izlemeye devam edeceğim. Yeter artık Sujata. Yeter artık. Nasıl susayım abla? Oğlum yıllardan sonra eve gelmişti. Ama abim onu yine evden kovdu. Ne yapayım ben? Ne yapayım? Hayır, bir yere gitmediler. Hala buradalar. Evin önündeki çadırda kalıyorlar. Ne? Yoksa abim Sanskar'ı affetmiş mi? Hayır. Onu bilmiyorum. Ama bahçede kalmalarına izin vermiş. Kim bilir hangi hikayeyle babamı kandırdılar. Babam neden bunu yaptı anlamıyorum. Ne yaptıysa doğru yapmış. Anne, Svara yanımızda olduğu sürece içimdeki korku geçmiyor. O burada olduğu sürece huzur içinde yaşayamam. Korkmana hiç gerek yok Ragini. Ancak suçlu olan insanlar korkar. Sen bir suç işlemediysen korkmana da gerek yok demektir. Herkes odasına gitsin.
Teşekkür ederim Tanrım. Bizim yanımızda oldun. Bize çok iyi bir yol gösterdin. Yine yanımızda ol yeter. Sonunda bu savaşı biz kazanacağız. Ragini, bugün onun için gözleme yap. Onu çok sever. Hamurunu ben hazırlarım. Sen gözlemeyi yaparsın, tamam mı? Ben bu evden gidiyorum. Hayatından değil. Annemle babama yaptıkların yüzünden sana asla acımayacağım. Benim torunum çok temiz ve saf. İşte bu yüzden de babaannesi onun hep yanında olacak. Hı? Sıvara'nın oyunlarından kurtulmak için aileyi tarafıma çekmeliyim. Sıvara yalanımı herkese anlatsa bile kimse ona inanmamalı. Evet. Yenge, sen bırak, ben yaparım. Ama yapıyorum işte Ragini. Yenge, bırak sen. Sen dinlen. Her şeyi ben yaparım. Biliyor musun yenge? Sen büyük gelin olsan da beni kardeşin gibi seviyorsun. Gerçek kardeşimse neden gitmediğini anlamıyorum. Bana hayatımı mahvedeceğini söyledi. Ben ona ne kötülük yaptım ki benden intikam almak istiyor? Bunu anlamıyorum. Ragini. Bırak ne istiyorsa yapsın. Ve sana bir şey olmaz. Ben yanındayım sonuçta. Teşekkürler yenge. Burada kalmak için izin aldık. Ama buradan Ragini'yi ifşa etmek için bence... Bir dakika, kıpırdama. Ne oldu? Şimdi bir dilek tut. Ne oldu? Hiç. Ne diledin peki? Annemle babam. Biliyordum. O zaman annenle babanı görmek için mahalleye gidelim. Hadi. Teşekkür ederim Sanskar. 103.
Anlamadım. Bu senin 103. teşekkür edişin. Çok iyiymiş. Affedersin. Benim yüzümden evinden atıldın çünkü. 205. Bu da 205. özrün oldu. Daha ne kadar yapacaksın bunu? Yorulmadın mı? Biz arkadaşız. Öyle değil mi? Arkadaşlıkta teşekkür ve özür olmaz. Hı? Neden? Senin arkadaşlığında kurallar mı var? Kural yok hanımefendi. Arkadaşlık böyle olur. Tamam mı? Peki. Artık özür yok. Teşekkür de yok. Söz mü? Söz. Güzel. Senin için gelmedim. Kızınla konuşacağım. Nerede o? Kim o anne? Gardiyandan başka kim böyle gelebilir ki? Anne? Yeter. Bana anne deyip durmana hiç gerek yok. Ben sadece dün verdiğim evrağın ne yaptığını sormaya geldim. Biz bunu aramızda mı çözeceğiz, yoksa dava mı açmamız gerekecek? Hayır anne. Ne aramızda çözmek, ne de dava açmak istiyorum ben. Şekerden boşanmayacağım. Bizim evliliğimiz bir kağıtla bitebilecek kadar basit değil anne. Gerekirse burada yalnız kalırım. Ama Şekar'dan boşanmayacağım. Yüce Tanrı aşkına. Ne kadar inatçısın. Olay çıkarmadan yaşayamıyorsun, öyle değil mi? Şimdi beni çok iyi dinle Şarmıştı. Sen ne istiyorsan yap. Ama ben ve oğlum senin tuzağına düşmeyeceğiz. Herkes gerçek yüzünü gördü. Sana şunu söyleyeyim ki, olanlardan sonra ben bu evliliği bitiririm. Ama ben bu evliliği asla bitirmeyeceğim. Peki. Demek oyun oynamayı seviyorsun, öyle mi? Görürsünüz. O zaman ben de size çok güzel bir oyun oynayacağım. Üçünüzü de çamura buladığım zaman sakın gelip bana laf etmeyin. Hey Şomi, Şomi. Sen ne dedin öyle? Anne, bir yanlış anlama yüzünden evliliğimi bozamam ben. Şu anda Şekar'ın gözleri Ragin'in sevgisiyle kör olmuş durumda. Ragin'in hataları yüzünden evliliğimi bozamam ben. Evlilik çok kutsal bir bağdır. Bir yanlış anlama yüzünden bunu bozamam anne. Ama her şey çok kötü gelişti. Şekar senden bence nefret ediyor. Hayır anne. Benim kızım o evde sahte evlilik yaptı. Annesiyle babası barışsın diye neler çekiyor. Ama bundan hiç şikayet etmiyor. Bu fedakarlığını boşa çıkaramam ben. Anne, Şekar benden nefret etmiyor. Şartlar yüzünden böyle. Ben nasıl kızımın yanındaysam, o da bunu yapıyor. Bak anne, Ragin'in yalanı ortaya çıktığında perişan olacak. Ve ben
Bir eş ve anne olarak kocamın, kızımın babasının böyle perişan olmasına izin veremem. Lütfen anne, bana engel olma. Girelim mi? Aslında sevinmen gerek Sıvara. Annenin bu evliliği bozmak istememesine sevinmelisin. Yoksa geçen gün olanlardan sonra... Annem yenilgiyi o kadar kolay kabul etmez Sanskar. Kesinlikle. O senin annen. Ve senin de bu cesaretini ondan aldığından eminim. Adım gibi. Biliyorsun Sanskar. Babamla babaannem Ragini'nin öyle etkisi altında biliyorum ki... Biliyorum Sıvara. Ama Tanrı'ya inancını yitirme. Bak görürsün. Öyle ya da böyle ortaya çıkacak. Evet. Annem de benim yanımdayken... kimse beni yenemez. Hanımefendi, size vere vere mendillerim tükenmeye başladı. Bütün mendillerimi gözlerini silmeye kullanıyorsun. Bana mendil al, tamam mı? Sanskar, hemen bir plan düşünmeliyiz. Bu oyuna bir son vermemiz gerekiyor artık. Parinita? Günaydın Adarş abi. Günaydın Ragini. Parinita kahvaltı mı? Evet. Bak bakalım nasıl olmuş. Vay canına, gözleme mi? Adarş, akşam dışarı çıkalım mı? Bugün olmaz Parinita. Ofiste çok iş var. Ne çok çalışıyorsun? Evdeki durumları biliyorsun. Sanskar ofise gelmiyor ve Lakshya da çalışamayacak kadar üzgün durumda. Babam da onun haline üzülüyor. Bütün işleri amcamla ben yapıyoruz yani. Evet, evet. Seni anlıyorum. Peki. Akşam toplantı var, yiyip dönerim ben. Beni bekleme, tamam mı? Gözleme güzel olmuş. Kahvaltıyı hazırla. Kokular iştahımı kabarttı. Yenge? Hı? Adarş abi gözlemeni çok beğendi. Neden üzüldün? Çünkü Adarş abin bana hiç zaman ayıramıyor Ragini. 3 yıldır evliyiz biz ama 3 gün dışarı çıkamadık. Bundan şikayet etmiyorum. Ama tabii ki bazen onunla baş başa zaman geçirmek istediğim de oluyor. Neyse. Vakil Bey, bir oyun çevirmeniz gerekiyor. Bakın, ne olursa olsun bu evliliğin bitmesi gerekiyor, o kadar.
Bana bak Shekar. Bak. Gücünü kaybedemezsin. Sakın bana Svara'nın kendi kızın olduğunu söylemeye kalkma. Böyle olmaz Shekar. Svara benim kızım anne. İstesem de bu gerçeği göz ardı edemem. Ama bu insanları hayatıma dahil etme hatasına bir daha düşmem ben. O hainle birlikte olarak masum kızımın kalbini kıramam. Merak etme. Her şey düzelecek. Abi, Svara abla geldi. Ve yanında da 3-4 kadın var. Mahila Samiti'den geldiler. Mahila Samiti mi? Evet, yapıyorum. Peki. Ne olur Regina? Bir şey mi var? Lakşa, babanla Darşah abi. Evet, onlar ofise gitti. Lakşa, bugünlerde Adarsh abinin üstünde çok sorumluluk var. Bu yüzden perişan halde. Ben de yengeyle Adarsh abiyi biraz dolaşmaya yollayalım diyorum. Evet Regine, bu çok iyi fikir. Anneme sorayım. Çok iyi fikir. Adarsh ve Parinita'yı yollayacağım. Aslında Lakşya, Ragini ve sen de gitmelisiniz. Moraliniz düzelir. Korkmana gerek yok. Ben babanla konuşurum. Tamam mı canım? Ragini, sen bizim mutluluğumuzu bu kadar düşünürken, senin mutluluğunu düşünmek de bizim sorumluluğumuz. Ne işler çeviriyorsun Sayine? İş falan çevrilmiyor. Bu kız bize bir şikayette bulundu. Annesiyle babasını boşanmaya zorluyormuşsunuz. Saçmalıyor bu kız. Bakın, bu kızı dinlemeyin artık. Bu kız çok numaracıdır. Eğer iki insanın hiç ortak bir yönü yoksa neden birlikte kalsınlar, siz söyleyin. Svara, Sanskar. Hey Svara, Sanskar. Ne oluyor? Ne? Siz Shekar Gadodia mısınız? Evet. Siz söyleyin Bay Shekar. Neden karınızdan boşanmak istiyorsunuz? Aranızda ne sorun var da karınızla birlikte yaşayamıyorsunuz? Sebebi var. Ayrılmamızın sebebi işte. Bugüne kadar bize sadece yalan söyledi. Onun yüzünden bizim aramız açıldı. Bu kız kardeşini suçladı. Yuvasını yıkmak için sahte evlilik yaptı. Ama bizim evliliğimiz sahte değil. Evet, evet, biz bir mabette evlendik.
Bu yüzden tanığımız yok. Ama evliliğimiz sahte değil. Ben evlenmelerine izin verdim. Kabul ettim. Bakın Bay Gadodia, her evlilikte sorun olabilir. Kızınız bize evliliğinizin çok geç yaşta yapıldığını söyledi. O zaman aranızda sadece uyum sorunu olmamalı, değil mi? Boşanma sebepleri bu değil. Bu Bengalliler bizi sürekli kandırıp duruyorlar. Bize oyun oynuyorlar. Yeter teyze. Eğer sakin olmazsanız size karşı daha sert önlemler almamız gerekecek. Ve bu küstahlığınıza devam ederseniz sizi tutuklatırız ona göre. Bu konuşma şeklinize bakarak gelininize ne kadar eziyet ettiğinizi çok iyi anlayabiliyorum. Evet, evet. Bu kadın var ya, kızımdan çok nefret ediyor. Ne oluyor Şarmiş'ten? Bize zarar vermeye mi çalışıyorsun? Neden Şekar? Düğün gününüzü unuttunuz mu? Kızıma ne kötülükler yaptınız, bunları unuttunuz mu? Karım olarak kabul ediyor. Bakın lütfen hiç korkmanıza gerek yok. Siz sadece yazılı olarak kayınvalidenizin size yaptığı eziyetleri iletin yeter. Merak etmeyin, biz sonrasıyla ilgileniriz. Ve ayrıca sen de babaannenden şikayet edebilirsin. Buyurun, hepiniz içeri gelin. Ben her şeyi gösteririm. Buyurun, buyurun. Hayır Şona, bu yanlış. Şekerden boşanmak istemiyorum, evet. Ama bu şekilde de yaşayamam. Başka seçeneğim yoktu anne. Onları çağırmasaydım eğer babaannem sana dava açacaktı. Sonra sorunlar büyüyecekti. Ama Şona, bunu yaparak evliliğinle ilgili yalan söylemen gerekecek. Yalan ya da gerçek olmasının hiçbir önemi yok. Biz sadece kocanızla barışmanızı istiyoruz, o kadar. Eğer orada olursanız aranız düzelmeye başlayacak. Sanskar, zorla kurulan ilişkiler uzun sürmez oğlum. Bize kardeşinin evlenmek için onu ve ailesini nasıl kandırdığını anlattı. Sırf bu sebep bile gelmemiz için yeterliydi. Gelmemek asla olmazdı. Şekar'la aynı evde kalmamızın ne faydası olacak? Anne, eğer her gün birlikte kalırsanız onlara gösterebilirsin. Teyze, sizi orada gördüğümüz zaman biz de sizi kocanızla barıştırmak için büyük bir cesaret bulmuş olacağız. Kızınız bana bir şey öğretti. Sonuna kadar yenilgiyi kabul etmeyeceğiz. Dürüstlük yolu her zaman zorlu olur. Ama yolun sonunda zafer olacaktır. Ama Şekar beni evine nasıl alacak? Efendim, hanımefendi sizi çağırıyor. Sizle bir şey konuşacakmış. Anne. Geliyorum. Bak, Parita ile ben bu geziye gelemeyiz. Ama abi, ben bütün rezervasyonları yaptım. Onları iptal edersin. Ben 3 yıldır evliyim sonuçta. Birlikte çok zaman geçirdik. Sen yeni evlendin. Yalnız gidin bence. Benim Mumbai'de önemli bir toplantım var. Hı? Olmaz abi. Zamanın olduğunda birlikte gideriz. Bak, bu aralar gidemem Lakşi'ye. Benim çok işim var.
Ayrıca nasıl birlikte gidebiliriz ki? Hı? Biri ofiste kalmalı değil mi? Sen karınla baş başa git, tamam mı? Hı? Ama abi... Ben yalnız nasıl... Karınla yalnız kalmaktan korkuyor musun? Peki dinle. Arabayla gitsen, benim bir toplantım var. Ondan sonra ofise gelirim. Hı? Peki. Rezervasyonu da iptal et. Tamam. Tamam. Evet, ben geliyorum. Geliyorum, evet. Tamam. Alo, evet Lakşin. Alo Ragini. Abimin Mumbai'de önemli bir toplantısı olduğu için gitti. Yengemle abim geziye gelemeyecek. Aa, önemli değil. Ben yengeme söylerim. Ben de bavulları topluyorum. Sen otel rezervasyonlarını hallettin değil mi? Hayır Ragini. Bizim geziyi de iptal ettim. Sonuçta abimin bu kadar işi varken onu öylece bırakıp gidemem. Sanskar da yardım etmiyor. Çünkü evini yaptırıyor. Yani bu yüzden... Alo Ragini, beni dinliyor musun? Evet. Üzgünüm Ragini. Sana sormadan geziyi iptal ettim. Yo, önemli değil. Anlıyorum. Sağ ol Ragini. Sen benim dostumsun. Ve hep öyle kalacaksın. Tamam. Eve dönünce görüşürüz. Hoşça kal. Dost mu? Dost mu? Beni hala sadece dost olarak mı görüyorsun? Ragini? Ragini? Ne oldu? Anne, telefonum düştü de. Telefon mu düştü? Çıkan sese bakınca biri atmış gibiydi. Şey, telefonumu şarja takmıştım. Oradan düştü sanırım. Hı. Neyse. Ben yemek hazırlığı yapıyorum. Siz de inin. Peki anne. Yenge, demin Lakşi aradı. Adarş abi, biliyorum, beni de arayıp bana geziye gitmeyeceğimizi söyledi. Önemli değil, şimdi işleri var. Başka zaman gideriz. Tamam mı? Sen git yenge, ben telefonumu düzelteyim. Çabuk ol, tamam mı? Baba. Seni değil anneni çağırdı. Git Şarmışta'yı çağır. Hayır. Seninle konuşmadan buradan gitmeyeceğim baba. Sen bana baba deme hakkını kaybettin. Sonuçta insanların bana yalancının babası demelerindense... Böylesi daha iyi. Anneme de bunu mu söyleyecektin? Bana inanmadığını söyleyecektin ona değil mi? Sence sadece Ragini haklı ve ben yalancıyım. Evet, buna inanıyorum. Peki tamam. Sana söz veriyorum baba. Yakında bütün gerçekleri öğreneceksin. Sonra da annemle Biz asla barışmayacağız. Çünkü bu yaptıkların... annenle aramızdaki uçurumu sadece... daha da büyütecek.
Bu iyi oldu işte. Sadece uçurumdan bahsediyorsun. Daha önce evliliği bitirmekten bahsediyordun. Ama mücadeleyi bırakmayacağım baba. Ailemin bir arada olması için her şeyi yapabilirim. Hakkımda neler düşündüğün benim hiç umurumda değil. Zaten herkes kötü görüyor. Yine görsünler. En azından siz barışırsınız. Peki Bay Vakil. Şeker. Demin Vakil Bey'le konuştum. Dedi ki eğer mahkemeye yazılı şikayette bulunurlarsa beni gerçekten hapse atabilirlermiş. Sen o Bengali ile konuştun mu? Şarmış'ta eve geri gelecek. Ne? Yüce Tanrı aşkına. Şeker sen yine mi? Anne anlamaya çalış. Mahkemelerden kurtulmak için başka çare mi var? Eğer Şarmıştan'ın annesi seni şikayet ederse ne olacak söylesene. Gelsin. Bu defa sadece bu evde kalacak. Evin bir ferdi olacak ama... Karım olmayacak. Sen ne istiyorsan yap. Bu evde neler olduğunu hiç anlamıyorum. Çekar da aklını kaçırmış. O Bengali ne cüretle beni hapse attırmaya çalışır. Kızım. Ben de tam seni arayacaktım. Her şey çok kötü babaanne. Babaanne. Babam Svara ile Sanskar'ı evden kovdu ama evin önündeki çadırda kalmalarına izin verdi. Lakşya'da geziye gitme planımızı az önce iptal etti. Kızım, biliyor musun baban Şarmıştay'ı eve getirmeye gitti. Annem eve mi dönüyor? Evet. Önemli değil kızım. Ben burayı idare ederim. Sen Svara'ya dikkat et. Bak kızım, ister bahçede kalsın ister sokakta. Bu senin için fark etmez, değil mi? Senin evinin içinde olmadığı sürece endişelenmene hiç gerek yok. Doğru söyledin babaanne. Bu evde kendime yer açtım. Şimdi insanların kalplerinde de yer edinmem gerek. Svara bir şey yapamaz. Hoşça kal babaanne. Kızım. Bakın efendim, eğer bu iş güzellikle olmazsa o zaman biz de zorla yaparız. Öyle mi? Zorla mı yapacaksınız? Neyse. Eve gel Şarmış'tan. Çok iyi bir karar verdiniz Bay Şeker. Tamam, siz onunla gidin. Ve ileride bir sorun olursa lütfen bize haber verebilirsiniz. Öyle bir şey olmayacak. Bu bizim aramızda, biz çözeriz. Yaptığınız hataları anlamanıza gerçekten çok sevindim. Eğer evdeki havayı da böyle huzurlu tutmaya devam ederseniz her şey hemen düzelir. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben eve gidiyorum ama şunu söyleyeyim.
fikrimi değiştirmedim. Aynı çatı altında olacağız. Ama karı koca olarak, değil. İki yabancı. Seninle ilişkimiz bu. Eve gel. Anne, her şey düzelecek. Ben mabede gidiyorum. Sanskar sen? Ben bakarım. Ah. Yüce Tanrım. Artık cidden başka hiç mendilim kalmadı. Mutlu olacağını sanıyordum açıkçası. Annenle baban tek çatı altında olacaklar. İlişkilerini düzeltme şansları olacak. Evet Sanskar. Ama babamın annemle konuşma şekline... Annem çok üzülmüş olmalı. İnsan nasıl bu kadar bencil olabilir? Kendi mutluluğu için annemle babamın hayatını mahvetti. Bırak annemi. Ragini kendi babasının acısını bile göremiyor. Söylüyorum sana Sanskar. Ragini'nin yalanları ortaya çıkmadan... annemin o evde kalması çok zor olacak. Söylesene Svara. Gerçekten Ragini'nin yalanları herkesin önünde ifşa olur mu sence? Ben bundan eminim. Pekala. Bu kadar gözyaşı yeter. Onlar çok değerli. Öyle mi? Evet. Biliyor musun? Senin inandığına ben de inanıyorum. Görürsün. Başarılı olacağız. Güzel. Sen şimdi burada dur, ben arabayı getireyim, tamam? Ben sadece seni seviyorum, karımı değil. Beni zorla evlendirdiklerini biliyorsun. Ben de bir şey diyemedim. Sakin ol lütfen. Gitmem gerekiyor. Tamam mı? Of Adarş. Sen de beni nasıl ikna edeceğini çok iyi biliyorsun. Adarş abi. Akşam 6'da otelde buluşalım. Oda 124. Unutma. Görüşürüz. Tamam. Adarş abi. Hadi. Sanskar, o Adarş abiydi. Adarş abim neden buraya gelsin ki Svara? Oydu Sanskar ve yalnız değildi. Yanında biri vardı. Ama o Adarş abinin arabası değil. Evet, o kadının olmalı. Ne? Sanskar, sanırım Adarş abinin bir sevgilisi var. Var. Adarş abinin sevgilisi mi var? Sen ne diyorsun Svara? Evet Sanskar, onu bir kadınla birlikte gördüm. Hayır.
Yanlış anlamışsındır Sıvara. O Adarş abinin arabası değil. Hayır Sanskar. Peki yüzünü gördün mü? Evet Sanskar, yüzünü gördüğüm için söylüyorum. Ve o kadına dedi ki karısını sevmiyormuş. Sadece onu seviyormuş. Ve bu akşam bir yerde buluşacaklarmış. Buna emin misin? Evet Sanskar'a eminim. Hayır Sıvara. O Adarş abi değildi. Sanskar lütfen inan bana, yalan söylemiyorum. Sana inanıyorum Sıvara. Ama Adarş abinin arabası değildi ve mabede... Efendim anneanne. Tamam, geliyorum. Annem hazırlanmış. Sanskar. Eğer abinle konuşmak istersen ve... Önemli değil Sıvara. Önce mahalleye gidelim, sonra bakarım. Yüce Tanrım sana bu yolda yürümen için güç versin. Şomi, ben yanındayım. İhtiyacın olursa bir kere seslenmen yeter. Hazır mısın? Hadi anne, babam seni bekliyor. Sen orada kal. Üzgünüm anneanne. Maalesef Sıvara bütün mendillerimi kullandı. Hiç kalmadı. Evime gelmene izin verdim çünkü daha fazla sorun istemiyorum. Anlaşıldı mı? Ama bu kız bu eve gelemez. Senin kızın olsa da... ...bana çok büyük sorunlar yaşattı. Bu yüzden bu eve gelemez. Sen git anne. Buradayım. Her şey düzelecek. Bir dakika. Alo. Ya, tamam. Ben hemen geliyorum. Annem sanırım rahatsızlanmış. Eve gitmeliyiz. Hadi.